Bugün Beşiktaş Satranç Okulu'ndayız. Hafta sonu burada kaldığımızda 2,5-3 saat çalışıyoruz. Ben geziyorum arkadaşlar. 2882. İşte bakan kişiyi, işte bakan kişiyi bulduk. Peki satrançta milli sporcu olmak mümkün değil mi? Tonguç Spor Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş Satranç Okulu'ndayız. Arkadaşlarımızla birlikte spor bültenini yapacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. En baştan sizi bir tanıyalım mı şöyle? Benim adım Kerem Barış. 5. sınıfa gidiyorum. 5 senedir satranç oynuyorum. Benim adım Ozan Ilgın Karaca. 5. sınıf öğrencisiyim. Satranca yeni başladım. Merhaba, benim adım Efe Aydın. 9. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır satranç oynuyorum. Merhaba, benim adım Erdem Serin. 2 yıldır satranç oynuyorum. 4. sınıfım. Satranca nasıl başladınız? Kimden öğrendiniz? Ben satrancı babamdan öğrendim. Efe'ye soralım bir de. Ben de satranca böyle hani YouTube'da yine videolar izleyerek başladım. Hı hı. Öyle kendimi geliştirdim. İnternette satranç oynayarak, online satranç oynayarak başladım. Kurallarını falan öğrenmen zor oldu mu? Kuralları aslında çok kolay zaten satrancın. Hı hı. O yüzden zorlanmadım. Hı hı. Gayet de zevkli bir oyun. Çok eğlenceli. Siz de hemen hemen benzer şekilde babanızla, evdekilerle oynayarak başlamışsınızdır diye düşünüyorum. O zaman biz bir ilk haberimizi görelim, sonra tekrar sohbete devam edeceğiz sizinle. İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteklediği büyük bir atletizm şampiyonası düzenlendi. Ona bakalım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle iki özel kolej tarafından atletizm şampiyonası düzenlendi. 168 okuldan 1000'in üzerinde öğrencinin katıldığı organizasyonda hem bireysel hem de takım halinde kıyasıya mücadele vardı. Organizasyonda derece giren öğrenciler ödüllendirildi. Evet, haberimizi izledik. Tekrar bir satranç konuşmaya başlayalım. Şimdi satrancın antrenmanları nasıl oluyor? Sürekli müsabaka şeklinde mi yoksa farklı bir şey var mı? Şöyle, biz normalde zaten satranç okulumuzda çalışıyoruz. Hı hı. Antrenörlerimiz bize zaten yardımcı oluyorlar bu konu hakkında. Bunun dışında yine turnuvalara girip katılıyoruz. Hı hı. Peki oynuyoruz. Günde ne kadar satranç oynuyorsunuz? Ne kadar zamanınızı alıyor? Biz genelde hafta sonu geliyoruz. Hı hı. Hafta sonu burada kaldığımızda 2,5-3 saat çalışıyoruz. Hı hı. Onun dışında yine hafta içi evde kendimizle çalışıyoruz. Pratik yapıyorsunuz evet, sürekli. Evet, işte açılış çalışıyoruz. Peki satranç aslında mükemmel bir spor çünkü zihin antrenmanı diyebiliriz. Derslerinizde de böyle size katkı sağlıyor mu? Sen çok almak istedin mikrofonu ya, sana soracağım Erdem. Tabii. Sanki sana bir katkı sağlıyor gibi bayağı satranç. Satranç bana katkı sağlıyor. Matematiğim çok iyi oluyor satrançta. Hmm. Satrançta geometrim çok iyi. Of. Biz o zaman yine sıradaki haberimizi görelim. Yılmaz Vural'ı tanıyor musunuz arkadaşlar? Evet, tanıyorum. Evet, Yılmaz Vural çok sevilen bir teknik direktör. Onun oğlu da henüz 9 yaşında olmasına rağmen büyük bir futbol yeteneğine sahipmiş. Ona bakalım. Sevilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan 9 yaşındaki oğlu Yılmaz Vural yeteneğiyle göz kamaştırıyor. Paris Saint Germain'in İstanbul'daki futbol okuluna top koşturan Yılmaz, yaşına rağmen attığı klas gollerle dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, oğlunun gelişimindeki en büyük destekçisi. Kendi oğlum da oynuyor, geldim seyretime. Bayağı bir gelişimi var. Yani amaç burada oynasın, sosyal anlamda gelişsin. Tabii olabiliyorsa da olsun, yani bu amaçla getirdik. Evet, haberimizi izledik. Beşiktaş Satranç Okulu'nda sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi burada çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bahsetsenize, burada bir gününüz nasıl geçiyor? Efe'den öğrenelim. Biz buraya geldiğimiz zaman ilk önce bir ısınıyoruz. Kendi aramızda maç yapıyoruz. Ardından ünlü satrançıların analizlerini yapıyoruz. Maçların analizlerini yapıyoruz. Hı hı. İşte buradan mesela hangi açılışları yaptıklarını, hangi açılışları tercih ettiklerini öğreniyoruz. Bu arada bildiğim kadarıyla satrançta bir yaş sınırı yok. Yani siz 20 yaşında, 30 yaşında biriyle de oynayıp onu yenebilirsiniz. Oluyor mu böyle müsabakalarınız? Bazenleri oluyor. Büyük turnuvalar, küçük turnuvalar oluyor. Bazen 40 yaşındakiler bile gelebiliyor. Satrançta en önemli şeylerden bir tanesi hamleleri hesaplamak. Yani sizden sonraki hamleleri hesaplamak. Sen bunda nasılsın mesela Erdem? Sıra rakibimde olunca onun ne oynayacağını düşünüyorum. Hı hı. Ona göre hareket ediyorsun değil mi? Evet. Peki bir de Efe'ye soralım. Efe, sen tahminince oynarken kaç hamle sonrasını hesaplıyorsun? Ben genelde 7-8 hamleyi tahmin edebiliyorum. Peki satrançta milli sporcu olmak mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Hı hı. İşte girdiğiniz turnuvalarda işte Türkiye Satranç Federasyonu sizi takip ediyor. Çok iyi bir başarı gösterdiğiniz zaman da illaki kendisi de teklif eder. Bizim çok başarılı milli sporcularımızdan bir tanesi de henüz 15 yaşında olmasına rağmen Avrupa şampiyonu olmayı başardı.
İsrail'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Aleyna Kaymaz dev bir başarı imza attı. 15 yaş altı 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanan Aleyna Kaymaz yaşadığı şehir Antalya'da coşkuyla karşılandı. 3 farklı kategoride Avrupa rekoru kıran genç milli haltercimizin ilerleyen yıllarda adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor. Arkadaşlar şimdi elimde bazı önemli satranç rekorları var. Bunlarla ilgili sizden de tahminde bulunacağım. Bir ara kağıdıma baktığınızı görür gibiydim. Oradan kopya çekmiş olan varsa bilebilir. Onun dışında bilmeniz çok zor ama yakın tahminler alabilirim. Ben hiç bakmadım. Bakmadım. Evet. En uzun süre dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran Emanuel Lasker kaç yıl boyunca bu unvanı korumuştur? 10-15 yıl. 10-15 yıl. Sence Efe? Bence 5 yıl. 5 yıl. 5 yıl var. Erdem? Bir 19 yıl olabilir. Güzel. Senin tahminin ne? Hiç mikrofonu uzatmayalım. Ben duyuyorum seni. 27. Nasıl ya? İşte bakan kişiyi bulduk. 27. Tam 27 sene arkadaşlar birinciliği korumuş Emanuel Lasker. Bir senesini de söyleyelim. 1894-1921 yılları arasında. Peki yeni rekorumu okuyorum arkadaşlar. Yine ustalardan. Kayda geçen en yüksek Elo puanı Magnus Carlsen. Sence rekoru kaçtır puan olarak? 3402 diyelim. 3402. Var mı sizin ortalama tahmininiz? Ben duyuyorum, siz söyleyebilirsiniz. 2882 diye düşünüyorum. Ne kısmettir ki? Yani öyle düşünüyorsun ve tam 2882 denk geliyor. Acaba nereden denk geldi? Tahmin miydi bu gerçekten? Baktım. Baktın değil mi? Baktın. Olsun. Ama yazılarda falan böyle kopya çekmiyorsun değil mi? Tabii ki. Biz son haberimizi de görelim. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen müsabakalara katılamasa da gelecek vaat eden bir sırıkla atlama sporcumuz var. Ona bakalım. Ceren Alan Türkiye'nin en küçük sırıkla atlama sporcusu. 10 yaşında olduğu için henüz müsabakalara katılamayan Ceren, idmanlarda 1.70 yüksekliği atlamayı başarıyor. Sırıkla atlama sporunun en tecrübeli ismi Kazım Kurt Yılmaz'dan eğitim alan yetenekli sporcu, geleceğin önemli atletlerinden biri olmaya aday. Küçük 4 yaşlarında baleye gittim. 2 yıl jimnastikle devam ettim. Sonra bir vesileyle Kazım Hoca ile tanıştım. Şimdi de sırık atlamayla devam ediyorum. İlk önce Türkiye şampiyonu olmak, sonra daha ileride dünya şampiyonu olmak. Evet, tekrar buradayız. Arkadaşlarımızla artık yavaş yavaş veda etmeden önce son bir sorum var. Şimdi hiç satranç oynamayı bilmeyen ya da böyle başlamak isteyen ama neresinden başlayacağım bilmiyorum falan diyen Efe'ye vereyim bir mikrofona, bakalım neler söyleyecek. Nasıl başlayabilirler sen? Çeşitli satranç kitapları var. Hı hı. İlk önce kurallarını öğrenebilirler. Ardından yine satranç bulmacaları alabilirler. Buna bağlı kalarak yine YouTube'dan videolar izleyebilirler. Onun dışında yine online oynayabilirler. Online oynamanın en güzel yanı da farklı kişilerle, farklı ülkeden kişilerle oynayıp kendinizi daha iyi geliştirebiliyorsunuz. En güzel yanı da bu zaten. Arkadaşlar sizlere hem eğitim hayatınızda başarılar diliyorum hem de Beşiktaş Satranç Okulu'nda belki ilerleyen zamanlarda büyük müsabakalarda ustalar seviyesinde inşallah sizleri görürüz. Teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İnşallah tekrar görüşürüz. Tonguç Spor Bülteni'nin bu bölümünde Beşiktaş Satranç Okulu'ndaydık. Arkadaşlarımızla hem sohbet ettik hem de haberlerimizi gördük. Bir dahaki spor bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Biz bir kapışsak mı birlikte ya? Olur. Kim var? Bana rakip var mı? Ben varım. O herkes benim rakibim. Herkes benim. Ben kimi seçerim? Seni seçmem. Sen böyle herkesi yendiğini söylüyorsun. Beni ürkütüyorsun. Hepinizle tek tek oynayacağım ben ya. Hadi. Hadi bakalım.